Merhaba arkadaşlar. Orta Çağ felsefesi programına hoş geldiniz. Bu programımızda dönemin önemli isimlerinden Johannes Scotus Eriugena adlı düşünürü ele alacağız ve sizlerle Eriugena'nın yaşamı ve yapıtları, tanrı ve yaratılış anlayışı, insan anlayışı ve insanın evrendeki yerine ilişkin görüşleri konularında bilgiler paylaşacağız. Dilerseniz öncelikle Eriugena'nın yaşamı ve yapıtlarıyla başlayalım. Eriugena, Erin halkından doğan anlamına da yani İrlandalı İrlanda'da doğmuş demektir. Ortaçağın belki de tek İrlandalı filozofudur. Kesin doğum tarihi bilinmeyen ancak 810 yılı civarında doğduğu kabul edilen Eriugena, Karolenge döneminde Avrupa'da dolaşmış çok sayıda bilginden biridir. Büyük bir olasılıkla Atina'da belki Doğu'da bir merkezde eğitim almıştır. Yaklaşık olarak 845 yılında 2. Karolus'un himayesindeki Kraliyet Okulu'nda özgür sanatlar üzerine dersler vermiştir. Bu sürede müzik ve tıpla da ilgilenmiştir. 870'li yıllarda İngiltere'ye dönmüş, ve 877 yılına kadar dersler vermiştir. Eriugena'nın yapıtları Patrologia Latina'nın 122. cildinde bulunmaktadır. Buradaki eserleri arasında De Divisione Naturae, De Divina Prae Destinatione bulunmaktadır. Onun bir diğer önemli başarısı kendinden önce yaşamış olan önemli filozofların ve din adamlarının eserlerini eski Yunancadan Latince'ye aktarması ve bunlar üzerine çeşitli yorumlar yazmış olmasıdır. Johannes Scotus Eriugena'nın tanrı ve yaratılış anlayışına baktığımızda genel olarak tüm ortaçağ filozoflarının ilgilendiği konu olan tanrı ile dünya arasındaki bağlantıyı açıklamaya çalıştığını görüyoruz. Bu birlik ve çokluk ilişkisi nihayetinde insanın Tanrı'dan nasıl çıktığını ve ona nasıl geri döneceğine ilişkin bir sorgulama süreci meydana getirir. Bu sorgulama sürecinin temelinde tıpkı diğer bütün filozofların yaptığı gibi hakikati arama kaygısı yatar. Eriugena'nın Doğan'ın Bölümlenmesi başlıklı eserinin birinci kitabında şeylerin ilk ve temel ayrımı olanlar ve olmayanlar şeklinde yapılmaktadır. Basitçe tanımlarsak varlık akıl ve duyular aracılığıyla kavranılan herhangi bir şeydir. Bununla birlikte akılla veya duyularla algılanamayacak olan türden var olanlar da bulunmaktadır. Bu var olanların en başındaysa Tanrı gelmektedir. Orta çağın neredeyse tamamını etkilemiş olan bu anlayışa göre Tanrı, hiçbir şekilde aklın veya duyuların nesnesi olamaz. Bu anlayışla biçimlenen doğayı Ereugenan temel olarak Tanrı ve onun yarattıkları şeklinde ikiye indirgenebilecek dört ayrım çerçevesinde ele almıştır. Bu ayrımları şu şekilde sıralamak mümkündür. Filozofun ilk ayrımı yaratan ve yaratılmayan doğadır. Burada doğadan anlaşılması gereken doğanın tanrı olduğudur. Tanrı yaratıcı olduğundan her şey tanrıdan meydana gelmiştir. Yaratan olmasıdır. Temel anlayış tanrının özünün insanın en üstün özellikleriyle bile kavranamayacak bir yapı olduğudur. Bu bakımdan bir yaratıcı olarak Tanrı'nın ötekilik özelliği bulunmaktadır. Tanrı, zamanda başlangıcı olmayan, ve kendi varoluşu için nedensiz bir yapıdadır. Tanrı her şeyin doğasının bizzat yaratıcısıdır ve bu şekliyle de her şeyin nedeni ve başlangıcıdır. Bundan dolayı da doğanın ilk ayrımındaki yaratan ve yaratılmayanla Tanrı'nın kastedildiği açıktır. İkinci ayrım yaratılan ve aynı zamanda yaratan doğadır. Tanrı sınırları belli olmayan bir varlıktır. Tanrı kendisine ne olduğunu bilemez çünkü kendisi bir ne değildir. Üçüncü ayrımsa yaratılan ve yaratmayan doğadır. Aynı yapının bütün şeyler için bir amaç olduğunu, bir nihai hedef olduğunu düşünebiliriz. Bütün var olanlar kendilerini yaratan Tanrı'dan uzaklaştıkları ölçüde yaratılmışlıklarını daha açık bir şekilde sergilemektedir. Son olarak dördüncü ayrımsa ne yaratan ne de yaratılan doğadır. Buna göre bütün yaratılanlar Tanrı'da bir araya geleceklerinden onların yaratılmışlık özellikleri de ortadan kalkmış olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Eriugena'nın doğaya ilişkin yapmış olduğu ayrım işte böyle. Şimdi isterseniz gelin son olarak düşünürün insan ve evren anlayışını kısaca ele alalım. Ona göre doğanın üçüncü ayrımı olan yaratılan ve yaratılmayan da işaret edilen ilahi idealar tarafından yaratılan bireylerdir. Bunların hepsi birer yaratılan olarak belli bir nedene bağlı olarak var olmuşlardır. Bundan dolayı varoluşlarına ilkece yüklenen amaçları doğrultusunda bir hayat sürmek zorundadırlar. Bu üçüncü bölünme Eriugena'nın birden çıkan ve tüm evrenin görünür hale gelmesine neden olan yaratılışın bölünme kısmının tamamlandığının habercisidir. Yaratılış adı, adı verilen süreç kesintisiz bir durumu işaret etmektedir. İnsan tek ve aynı akılsal ruhla birleşmiş olan bedenden meydana gelir. Bu birleşmiş yapı harika ve anlaşılabilir bir şekilde ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesinin içinde insan yaratıcının imgesinde ve benzerliğinde yaratılır. Bütün bir yaratılış 5 parçaya ayrılmıştır. Buna göre yaratılan ya bir bedendir, ya bir canlı varlık, ya duyulanabilir varlık, ya akılsal varlık veya zihinsel varlık. Eriugena insanın tanımını insan Tanrı'nın zihninde ezeli ebedi bir şekilde biçimlenmiş belli bir zihinsel kavramdır şeklinde yapmaktadır. Tanrı'nın zihninde belirlenmiş olan bir kavrayış olduğu için insanın bilginin içine doğmuş olduğunu söyleyebiliriz. Zira bilgi ilahi ve insani olmak üzere ikiye ayrılır. İlahi bilgi yaratıcı bilgelikte bulunur ve bu bilgi bütün bir yaratılışı için birincil öneme sahiptir. Eriugena'ya göre görülebilir cisimler görülemeyen şeylerden meydana gelmektedir. Eriugena'nın doğanın bölümlenmesi hakkında başlıklı eseri bütün bir ortaçağ boyunca çok rağbet gören bir çalışma olmuştur. Eser, Papa 3. Honorius zamanında özellikle içindeki şu üç madde nedeniyle suçlanmış ve yargılanmıştır. A. Her şey Tanrı'dır. B, ilahi ideallar yaratılmıştır ve yaratırlar. C, dünyanın sonunda cinsiyet farkı ortadan kalkacaktır. Bu ve benzer yaklaşımları onun günümüze kadar süren etkisini güçlendiren önemli anlayışlardır. Evet, değerli arkadaşlar. Orta Çağ felsefesi döneminin önemli isimlerinden Johannes Scotus Eriugena'yı ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bu programda sizlerle Eriugena'nın yaşamı ve yapıtları, tanrı ve yaratılış anlayışı, insan anlayışı ve insanın evrendeki yerine ilişkin görüşleri konularında bilgiler paylaştık. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.